Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hongtek Alpha 10 TM tabletin incelemesini yapacağız. Hemen videomuza başlayalım. Evet, masamızın başına geldik. Hemen tabletin özelliklerini bir inceleyelim. Arkadaşlar ben bu tableti Evco'da aldım bu arada. Evco'dan 1000 TL'ye aldım. Şu an fiyatı yükselmiş olabilir. Ama bunu pek çok internet sitesinde, pek çok yerde uygun fiyatıyla bulmanız mümkün. Merak etmeyin, ben aşağıya linklerini vereceğim. Hemen özelliklerine bakalım. MTK 8163 4 çekirdek işlemci, 10.1 inç 800'e 1280 çarpı piksel IPS ekran, 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, micro SD card desteği 32 GB kadar, Wi-Fi desteği mevcut, 2 MP ön kamera, 5 MP arka kamera. En baştan söyleyeyim, ön kamerası çok da iyi değil. Görüntülü arama ihtiyacınızı karşılar. Selfie çekmesini tavsiye etmem. 3.7 volt ve toplam 5000 mAh batarya kapasitesi. Bluetooth 4.0, Android işletim sistemi, dahili mikrofon, dahili stereo hoparlör, kulaklık girişi 3.5 mm jack. Boyutlar 253 x 153 mm. Evet, daha fazla laf uzatmadan isterseniz arkadaşlar tabletin kutusunu açalım. Ben bu tableti 2 hafta yakın bu sürede kullanıyorum. İçine bazı uygulamalar yükledim, programlar yükledim, oyunlar yükledim, oynadım ve deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Hemen kutusunu açalım. Kutuyu daha önce açmıştım söylediğim gibi. Hongtek tabletimiz Alpha. Bunu kenara bırakalım. Evco'da aldığım fatura fişi. Onu da göstereyim. Ve tabii ki de başta kutusunun üzerinde yazdığı gibi özel hediyeli kılıf. Özel diyemem ama yanında hediye kılıf veriyorlar. Yani verdikleri kılıf bu şekilde işte. Yine de fena sayılmaz, güzel ya. Yani tabletiniz için yeterli yani. Düşmeler, çarpmalar karşı yeterli. Hongtek baskılı, güzel. Kullanma kılavuzu aynı zamanda garanti belgesi. Bunu sakın kaybetmeyin yoksa yutarsınız. Tablet PC, evet. Bunları okuyan ben bilmiyorum, neyse. Burada şarj aleti var. Evet. Ve kutusunda başka bir şey yok. Manikine çekelimiz. Hemen tabletimizi açalım. Zaten açmıştım ben bunu. Ha, açmamıştım, bir saniye. Evet arkadaşlar, tabletimiz açıldı. Hemen açalım. İsterseniz ayrıntılı teknik özelliklerine hemen bakalım. Gördüğünüz şekilde Android 6, Android 6 Marshmallow 2017 versiyon Android güvenlik yamasına sahip. Özellikle bunlar. Zaten söylememe pek gerek yok. Yani çoğu özellikler. Yani falan filan. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemem gerekirse tabletin oyun performansı hiç fena sayılmaz. Gayet iyi, güzel. Yalnız tabletin kamera performansı o kadar da güzel değil. Yani tabletin arka ve ön kamerası kesinlikle güzel fotoğraflar çekmiyor. Bunu en baştan bir belirteyim, söyleyeyim. Yani ön kamerasıyla selfie çekmezsiniz yani. Kötü gösteriyor. Ancak
Ancak işte görüntülü aramanızda, video aramanızda, yani FaceTime görüşmenizde kullanabilirsiniz. Arka kamerayı da işte bir iki yazıyı çekmek için, manzara fotoğrafları çekmek için, yani bir iki bu şeyde falan böyle yazılar çekmek için kullanabilirsiniz ama yani çok da iyi olduğunu söyleyemem. Kamerası pek beni tatmin etmedi. Onun dışında oyun performansı hiç fena sayılmaz. Oyun performansı gayet iyi, gayet güzel. Aspas 8, Shadow Fight, PUBG Mobile Lite gibi patch oyunu test ettim. Sıkıntısız bir şekilde çalışılıyor. Ancak PUBG Mobile, Call of Duty Mobile benzeri yani çok RAM gerektiren ağır oyunları yani kaldırıyor, çalıştırıyor ama kasıyor. Yavaş çalıştırıyor. Yani mesela bundan normal PUBG çalıştığınız, normal PUBG oynamaya çalışsanız oynarsınız ama kasa takılı. Kasmadan işte Aspas 8, Shadow Fight gibi pek çok Google Play Store'da bulunan oyunu sıkıntısız bir şekilde oynayabilirsiniz. Ama ağır oynadı, 2 GB'lık oyunlarda sıkıntı çıkarabilir. Onun dışında internette gezinme, video performansı, oyun performansı. Yani tabletin genel hızı hiç fena sayılmaz. Ben şahsen çok beğendim. İnternette videoda, yani internette buna surf yaparsınız. YouTube'da, Netflix'te videolarınızı rahat rahat izlersiniz. Zaten ekranı gayet büyük. Hatta hemen video açalım. Size çözünürlüğünü yakında göstermek istiyorum. Evet. Evet. Dönüldü. Ekranın görüntü performansı ise fena sayılmaz yani. Görüntüsü gayet güzel, renkleri gayet güzel. Gördüğünüz gibi. Ama çözünürlüğü az daha yüksek olsaymış fena olmamış ama yeterli. Evet. Evet arkadaşlar, bir incelememizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani şahsen bu tableti almanızı tavsiye ederim. Uygun fiyatlı, güzel, ekranı geniş bir tablet. Oyun performansı, çoğu performans gayet yeterli. Hızı gayet iyi. Sadece PUBG gibi oyunlarda, PUBG, Call of Duty gibi oyunlarda kasmalar mevcut. Bilginiz olsun. Onun dışında ben çoğu oyunu sıkıntısız bir şekilde oynadım. Evet. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, bir incelememizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Uygun fiyatlı tablet almanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.